Arkadaşlar merhaba. EBA'nın 14. DYT denemesindeki sorulardan arkadaşlar ikinci yarısı yani 21 ile 40 arasındaki sorular bu videoda olacak. Açıklamalar kısmında pdf linki var. Oradan pdf'leri indirebilir. Önce soruları siz çözebilirsiniz diyelim ve soruların çözümüne geçelim arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar aşağıda aynı yöne doğru hareket eden A, B ve C araçlarının birbirine göre konumu modellenmiştir diyor. Bu araçların hızları sırasıyla arkadaşlar 80, 70 ve 60 kilometredir. Buna göre A aracı B aracına yetiştiğinde C aracı A ve B araçların bulunduğu konumdan kaç kilometre geridedir diyor. Şimdi arkadaşlar A aracı B aracına ne zaman yetişecek onu bulalım. A ile B arasındaki hızlar farkı kaç arkadaşlar? 10. Bakın 80 eksi 70. Saatte 10 kilometre demek ki A B yaklaşır. Çarpı T saatte 35'i kapatması gerekiyor. Eşittir 35 diyorum ve buradan T'yi 35 bölü 10. Yani arkadaşlar 5'e böldüğümde 7 bölü 2 saat olduğunu görüyorum. Şimdi 7 bölü 2 saatte bu araçların gittikleri yola bakarsak C'nin ne kadar geride kaldığını görebiliriz arkadaşlar. Şimdi 7, 7 bölü 2 saatte arkadaşlar mesela A aracı şu kadar yol gitsin. Gitti yolu bulalım. Bunu da arkadaşlar ne yapacağız? Hemen 80 çarpı 7 bölü 2 yapıyorum. O da arkadaşlar 280 kilometre yapıyor. Şimdi C aracı da gidecek tabii ki. C aracı ne kadar gitmiş olacak arkadaşlar? O da 60 çarpı 7 bölü 2'den 210 kilometre gitmiş olacak. Şöyle 210 kilometre. Şimdi A'nın bulunduğu noktadan bu B'ye yetiştiği nokta arasındaki uzaklık 280 kilometre. Şu arada zaten 60 kilometre var. 210 artı 60. Şurası arkadaşlar 270 kilometre yapıyor. Yani 280 eksi 270 10 kilometre demek ki C aracı geride kalmış. Cevap Adana olur. Bu soruda arkadaşlar iki farklı zorluk seviyesindeki sorulardan oluşan bir bilgi yarışmasının kuralları aşağıda verilmiştir diyor. Zorluk seviyesi 1 olan sorular için doğru cevaplanan sorular 10 puan. Zorluk seviyesi 2 olan sorular için doğru cevaplanan sorular 20 puan derinledir. Zorluk seviyesi 1 olan sorular için yanlış cevaplanan sorular eksi 6 puan. 2 olanlar da eksi 4 puan derinledir diyor. İlk sorulan sorunun zorluk seviyesi 1'dir. Zorluk seviyesi 1 olan sorulardan ard arda 2 soru cevaplan, e, cevaplanırsa diyor arkadaşlar bir sonraki sorudan itibaren seviye 2'ye çıkmaktadır diyor. Şunu yukarı alalım. Zorluk seviyesi 2 olan sorulardan ard arda 2 soru yanlış cevaplanırsa bir sonraki sorudan itibaren seviye 1'e düşmektedir. Diğer tüm durumlarda soruların e, zorluk seviyesi aynı kalmaktadır diyor arkadaşlar. Yarışmada 8 soru var. Doğru cevaplar değil, ile yanlışlar Y ile gösteriliyor. Verilen cevaplar aşağıda belirtilmiş arkadaşlar. Alınan puan isteniyor bizden. Biz de arkadaşlar hemen cevapları kontrol edelim. Birinci soru zaten birinci seviyede hatırlarsanız doğru cevaplamış 10 puan. Yine birinci seviyede devam edecek. 10 puan da ondan alacak. Sonra arkadaşlar iki tane doğru cevapladığı için seviye 2'ye çıkacak. Yani aslında burada yanlış cevapladı. ikinci seviye. Ondan da arkadaşlar hatırlarsanız ne oluyor? 4 puan siliniyordu. Orada eksi 4 diyoruz. Bunu artı öbürünü eksi diyelim. Sonra arkadaşlar yine ikinci seviyede devam edecek. Çünkü iki tane yanlış ardarda arda verirse seviye 1'e düşecekti hatırlarsınız. O yüzden 2 ile devam ediyor. Onu doğru cevaplamış. Oradan 20 puan aldı. Sonra arkadaşlar yanlışa devam ediyor. Tabi yine burada yanlış cevaplamış. Yine seviye 2 idi hatırlasın. 2'den devam ediyor. Orada arkadaşlar hemen 4 puan alıyor. Sonra diğeri de tabii ikinci seviyede olacak. Ondan da 4. Burada 2 tane yanlış cevapladığı için seviye 1'e düşecek. O zaman arkadaşlar doğru cevapladığından 10 puan. Yine 1 ile devam edecek seviye. Orada da yanlış cevapladığı için 6 puan alacak. Sonuç olarak arkadaşlar bunu düzenlersek. Şurada hemen zaten 6 ile 4 10'u götürür. Toplamda 40-8'den cevabın 32 yani Ceyhan geldiğini Görebiliriz. Bu soruda arkadaşlar ABCD birer rakam olmak üzere 1900-2000 yılları arasında doğmuş olan Aydının ABCD yılındaki yaşı diyor. Doğum yılının son iki hanesine eşittir. Şimdi arkadaşlar ABCD yılından biz Aydın'ın doğum tarihini çıkarırsak o da 1900 x'i olsun. Ne işte olacak x'i yani son iki hane eşit işte olacak. Buradaki x iki basamaklı sayıdır. Şimdi ABCD yılından 12 yıl sonra. Hemen ABCD'yi 12 ekleyelim. Belginin yaşı diyor. Doğum yılının. Doğum yılına da bunun arkadaşlar 1900 ZT diyelim. Bunu çıkardığımızda belginin 12 yıl sonraki yaşını bulacağız. Yani buradaki ZT belginin 12 yıl sonraki yaşıdır arkadaşlar. Şimdi farkını aldığımız zaman şöyle ABCD'ler gitti. Şu eksi 12 oldu. Şimdi bu artı şu da eksi oldu arkadaşlar. Bunların farkı aynıdır. Mesela yani şununla bunun farkı aynıdır. Ancak biri mesela artı A iken diğeri eksi A olur. Buna dikkat edin. İşaretler ters. Buradan A'nın arkadaşlar 6 olduğu görülür. A arkadaşlar ZT eksi eksiye'dir. Dikkat edin. Yani 6 ZT eksiye'nin farkı. Şimdi yaşları toplam 112 demiş. Yaşları mesela burada Aydın'ın yaşı nedir? x'i. Şuna dikkat edin. Belginin yaşı arkadaşlar ZT değil. ZT belginin 12 yıl sonraki yaşı. O halde ZT'den 12 çıkartacağız. Şimdi belginin yaşını bulmuş olduk. Bu ikisini topladığımızda 112 olacak. Burada arkadaşlar denklemi çözdüğümüz zaman şunu eksiyle çarpalım. ZT'ler gitsin şu artı bu eksi. Oradan 2x'ye eksi 12 eşittir. 106 2x'ye 118 x'ye de oradan arkadaşlar 59 gelir. Yani Aydın'ın yaşı 59'dur. Şimdi arkadaşlar, ABCD'yi bulmak istiyorsak o zaman 1959 oldu Aydın'ın e, doğum tarihi. 1959'a yaşını yani 59 eklememiz lazım. Bu da arkadaşlar 2018 yapar. Zaten A2 B0 C1 D de 8'dir. Yani 2018'in rakamlarını topladığınızda cevabın 11 geldiğini yani Denizli olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar Selin Lego kutusundan 3 birim uzunluğundaki mor ve yeşil logoları ile 2 birim uzunluğundaki mavi logolarını kullanarak aşağıdaki yapıyı oluşturmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar Selin bu yapıda 20 tane mor logo kullandığına göre toplam kaç tane mavi ve yeşil kullandığını soruyor arkadaşlar. Şimdi mor kaç tane kullanmış? 20 tane değil mi? Dikkat ederseniz Burada yeşillerin aslında mordan bir tane eksik olduğunu anlayabilirsin. Nasıl? Bakın iki buradan boşluk var, bir de oradan boşluk var. Zaten bu üç birimlik olduğu için arkadaşlar bir tane yeşil Lego'nun eksik olduğunu görebiliyorsun. 20 tane mor kullanılmışsa 19 tane yeşil kullanılmıştır arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde maviyi bulalım. Maviye dikkat ederseniz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3 yani bir tam ee, mor Lego ee, uzunluğu kadar boşluk var. Sol tarafta sağda da aynı şekilde arkadaşlar. Yani aslında ne olmuş arkadaşlar? 2 tane mor Lego eksik. O zaman 20 tane değil de 18 tane morun uzunluğu kadar mavi kullanılmış değil mi? 18 tane morun uzunluğu ne yapar arkadaşlar? 18 çarpı 3 yapmaz mı? E buradaki mavilerin uzunluğu ne? 2. Böl bunu 2'ye. Kaç tane mavi kullanıldığını bulabilirsin. Bu arkadaşlar ne gelir? 27 tane de Mavi kullandığını görebiliriz. O zaman cevabımız arkadaşlar 27 artı 19'dan 46 Edirne gelir. Ali ve Burak bir oyun için birden 20'ye kadar numaralanmış 20 topu bir torbaya atıyor. Her seferinde torbaya geri atmak koşuluyla her ikisi de torbadan rastgele 4 top çekiyor. Ali ve Burak'ın demiş torbadan çektikleri toplarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her ikisi de 7 numaralı topu çekmiştir. Ali'nin çektiği 4 toptan herhangi ikisinin numaraları farkı birbirinden farklıdır. Yani arkadaşlar demek ki buradaki numaralar hepsi birbirinden farklı oluyor. Ve toplarının numaraları toplamı A'dır. Buranın çektiği 4 toptan herhangi ikisinin numaraları farkı birbirinden farklıdır. Yine aynı şekilde. Ve toplarının numaraları toplamı B'dir. Buna göre A-B farkı en fazla kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar. Ali, Ali'nin çektiği 4 topun numaraları şöyle olsun. X, Y, Z ve zaten biri de 7 idi. Toplam A eşit olacak. Buranın çektiği 4 topla arkadaşlar. işte C, D, E olsun. Biri de zaten 7 idi. Onun toplamı da B. Şimdi en fazla olması için arkadaşlar A eksi B'nin yani şu farkın en büyük olmasını istiyoruz. O zaman X, Y, Z'ye büyük değerler vermemiz gerekiyor. Zaten en büyük numaralı top 20. Hemen X'e 20'yi veriyorum arkadaşlar farklı bir renk alayım. Burada y'ye 19 veriyorum. X ile y'nin farkı dikkat ederseniz 1. O zaman z'ye 18 verme şansım yok. O zaman z'ye arkadaşlar 17 vereceğim ki hani farkı farklı yapacağım. O yüzden 19 17 fark 2. İşte 20 17 fark 3 gibi ya da diğerleri yani farklı farklar hep birbirinden farklı dikkat ederseniz. Şimdi aşağıya geçelim. Aşağıda en az değerleri vermem gerekiyor. O yüzden ile başlıyorum. 1'i verdim. 2'yi verdim. Şimdi 3'ü veremem. Neden? Çünkü 1 ile 2 arasındaki fark 1. Eğer 3'ü verirsek 2 ile 3 arasındaki fark da 1 olur. O yüzden 4'e geçiyorum. 4 verirsem arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkıyor. 1 ile 4 arasındaki fark 3, 4 ile 7 arasındaki fark da 3. O yüzden 4 de olmuyor. Hemen arkadaşlar 5'e geçiyorum. Mecbur 5'e geçtiğimde de bir sorun olmuyor. Bu sefer herhangi ikix arasındaki farklar farklı oluyor. Yani o zaman eee Burak'ın çekeceği toplar arkadaşlar en az 1, 2, 5 ve 7 oluyor. Bizden A-B istemiş hemen farkı alalım arkadaşlar. İsterseniz önce B'yi toplayın ya da şu 7'ler gitsin. Aynı şekilde şu 5 ile 2'yi toplayalım 7 olsun. 17'den 7'yi çıkaralım burada 10 kalsın. Aynı şekilde şu arkadaşlar mesela 18 kalsın 19'dan 1'i çıkarın. Üstteki de geri kalanları toplayın. Yani A-B buradan ne geliyor? 20 artı 18'den 38, 10 daha 48. Yani cevabımız arkadaşlar Adana olur. Aşağıdaki birinci grafikte bir sergideki resimlerin kullanılan malzemeye göre dağılımı, ikinci grafikte ise kare kalem resimlerinin konusuna göre dağılımı verilmiştir. Bu sergide kare kalemle yapılmış tüm resimlerin sayısı 90, kare kalemle yapılmış figür resimlerin sayısı ise 36'dır. Buna göre sergideki resimlerden kare kalemle yapılan Soyut resimlerin sayısının tüm resimlerin sayısına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kare kalemin e, merkez açısına bakalım. Hemen solda 80 artı 130. Dikkat ederseniz 210. Geriye 150 derece kaldı. Demek ki kare kalem çalışması arkadaşlar tüm e, çalışmanın 360'da 150'si kadar. Şimdi 90 tane e, resim kare kalem çalışması var. Bu da sağdaki aslında tüm daireyi kapsıyor arkadaşlar. Yani oradaki 90 resim 360 dereceye karşılık geliyor sağ taraftaki. E, figürlerin sayısı da 36'ymiş. o zaman 36 kaç dereceye karşılık gelir diye bakarsanız arkadaşlar. Buradan doğru orantıyı kurarsanız zaten 4 katı olduğunu görürsünüz. X oradan arkadaşlar 144 dereceye karşılık gelir. Yani figürler 144 derece o zaman soyutu da 36 derece kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor? E, sergideki resimlerden kare kalemle yapılan soyut resimlerin demiş. Yani 36 derecelik dilim. Arkadaşlar e, oradaki yani kare kalemin kaçta kaçı oluyor zaman onda biri olmuyor mu? 1 bölü 10'u. Zaten kare kalem e, tümünün 360'da 150'si değil miydi? Bunun da 1 bölü 10'unu aldığınız zaman soyut resimlerin tüm resimlere oranını bulmuş olursunuz. Yani cevabımız arkadaşlar şurada 10 ile 150'yi sadeleştirelim. 15 bölü 360. O da sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 24 gelir. Birinde A mililitre diğerinde B mililitre tuzlu su bulunan iki ayrı kaba. Farklı miktarlarda saf su ilave edilerek kaplardaki tuz oranı değişimi gözlemlenmiş ve aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. A mililitre tuzlu suya 1200 mililitre saf su ilave edildiğinde karışımın tuz oranı %60 azalmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar A'daki tuz oranı %x olsun. Daha sonra biz buna 1200 mililitre saf su ekledik. O zaman arkadaşlar tuz oranı ne yaptı? %60 azaldı. Neye düştü? %40'a düştü. Yani x iken bunun %40'ı kadar oldu. Hemen ne yaptık? Bunun %40'ını bulmak için 40 bölü 100'e çarptık. Buradaki arkadaşlar tuz miktarı değişmez. O yüzden bu iki ifade birbirine eşittir. Hemen sadeleştirme yapalım. Şurada x bölü 100 zaten gider. 40 ile 100'ü sadeleştirelim. 2 bölü 5 Düzenlersek arkadaşlar 5A eşittir 2A artı 2400. 3A 2400 A oradan 800 gelir. Aynı şeyi alttaki için yapalım. B mililitre tuzlu suya 900 mililitre saf su ilave edildiğinde karışımın tuz oranı %75 azalmıştır diyor. O zaman arkadaşlar B'deki karışım daha önce %Y olsun. Buna 900 ekledik B'ye arkadaşlar. Bu şekilde Y bölü 100'dü daha önceden. %75 azaldı. %25'i kaldı. O yüzden bunun %25'ini alacaksınız. Ve yine buradaki tuz miktarları aynı olduğu için bunlar birbirine eşit olacak. Ve burada Y bölü 100 aynı şekilde gidecek. 25 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde 1'e 4 oran vardır. Hemen buradan 4B eşittir arkadaşlar. B artı 900 geliyor. Yani 3B 900. B de buradan 300 geliyor. artı B toplamı istenmişti. A9 pardon A800 B de 300 topladığımızda arkadaşlar 1100 geldiğini yani Bursa olduğunu görebiliriz. Bir Luna giden 7 kişi arkadaşlar birden 7'ye kadar numaralanmış 7 vagonu bir trene bineceklerdir. Bu 7 kişinin oturdukları vagonlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Herkes farklı bir vagona oturmuştur. Ali ve Ömer ardışık numaralı vagonlara oturmuştur. Trenin 1 ve 7 numaralı vagonlarına Emre ve Banu oturmuştur. Gamze numarası tek sayı olan bir vagona oturmuştur. Bu kişilerin vagonlara oturma düzeni kaç farklı şekilde olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 1 ve 7 numaralı vagonlara Emre ve Banu otursun. Şöyle gösterelim. Tabi burada Emre ve Banu'nun yer değiştirmesini de hesaba katacağız. Dikkat edelim. Şimdi Gamze'yi 5 numaralı çünkü tek numaralı olan bir vagon oturacaktı ya. 5 numaralı vagonu oturturduk. Şimdi Ali ile Ömer arkadaşlar ard arda, arda gelecek. O yüzden Ali ile Ömer'i de şekilde 2 ile 3'e oturtturdum. Şimdi burada Ali ile Ömer kendi arasında yer değişebilir mi? Evet. O zaman 2 faktör onlar. Burada Emre ile Banu yer değişebilir. 2 faktör onlar. Bir de arkadaşlar geriye kalan 2 kişi bu boş vagonlara farklı şekilde oturabilirler. 2 faktör elde oradan geliyor. Daha sonra aynı durum Ali ile Ömer'in bir sola kaymasıyla yani 3 2 değil de 4 3'e oturmasıyla geliyor. O yüzden bir iki faktörel de oradan geliyor. Şu anda arkadaşlar Gamze 5 numaralı koltukta yani vagonda oturduğunda bu yani 16 farklı şekilde oturabiliyorlar. Eğer arkadaşlar Gamze 5'e değildi, 3 numaraya oturursa aynı durum bir daha çıkacak. Bu sefer Ali ile Ömer'i biz 5-6'ya daha sonra 4, 5'e oturtacak. Aynı durumu ortaya çıkartacağız. Yani bu oluşan durumun aynısı bir daha gelecek arkadaşlar. O yüzden direkt bir de çarpı 2 böyle diyoruz. Ve cevabın 32 olduğunu görüyoruz. Bora defterine şekildeki gibi 4 birim kareden oluşan bir büyük kare ve bu birim karelerin her bir köşesine bir daire çiziyor. Ardından sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü sütunda birer daire boyuyor ve boyadığı birinci daire ikinci daireye, ikinci de üçüncü daireye birleştiren çizgiler çiziyor. Buna göre buranın çizdiği iki çizginin doğrusal olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. Her sütundan bir tane seçecek. O yüzden arkadaşlar mesela bir sütunda üç tane daire var. Üç tanesinden birini seçsin. Birinci de, ikinci de yine üç taneden birini seçecek. Üçüncü yine üç taneden bir tanesini seçecek. Yani arkadaşlar bunu çarptığımızda ne geldi? 27 tane farklı durum ortaya çıkabiliyor. Yani bizim paydamız arkadaşlar 27. Tüm durumların sayısı. Örneğin ben ilkinde mesela hepsinde en üsttekileri seçmiş olabilirim. Doğrusal oluyorlar mı? Oluyorlar. Veya ikincileri seçmiş olabilirim. Doğrusal oluyorlar. Veya üçüncüleri. Gördüğünüz gibi 3 tane doğrusal buldum. Ayrıca şöyle de olabilir arkadaşlar. Mesela köşegenleri seçmiş olabilir. Bu şekilde değil mi? Ya da diğer şekilde. İki tane de böyle geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 farklı doğrusal oluşturabildik. O yüzden istenen doğruların sayısı da 5'tir. Cevabımız da 5 bölü 27 olur. Şekildeki CDE üçgenin alanı 12 birim kare olduğuna göre BCE üçgenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi burada paralelliği ve dikliği gördükten sonra CE paralelini uzatalım. Ne olacaktır? Bu AB'ye dik olacaktır. Ve buradan A ile E'yi ve A ile C'yi birleştirdiğimde Şurada oluşan üçgenle arkadaşlar CDE üçgenin alanı eşit olur. Şöyle yazalım alan ACE e üçgeni alan CDE'ye eşittir. O da 12 birim kare olur. Neden dersek arkadaşlar tabanları aynı CE, D'den yine yükseklikle CE'ye A'dan yine yükseklik aynıdır. Çünkü paralel doğrular arasındaki uzaklıklar her zaman aynıdır. Bu da paralel doğrular var dikkat ederseniz. Bu alanlar da bu paralel doğrular arasındaki alanlardır. Şimdi. Burada iç bükey bir dörtgen oluştu. Bu iç bükey dörtgen alanı bulalım. A, E, dörtgen arkadaşlar. Köşegenler birbirine dik. Yani uzantısı birbirine dik. Bakın C'nin uzantısı A, dik. O zaman arkadaşlar köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 5 çarpı 12'nin yarısı bana direkt alanı verir. 30 birim kare. Şimdi burada biz şu alana ne dedik arkadaşlar? 12. E bunun tamamına da 30 dedik. O zaman diğer tarafa ne kaldı? 18. Çünkü 12 artı 18 ne yaptı? 30. O yüzden cevabımız 18 oldu. buradan görülür arkadaşlar. Serdar defterine bir çember çiziyor. Daha sonra biri çemberin yarı çap uzunluğunda, bir diğeri çemberin çapı uzunluğunda ve üçüncüsü de çemberin çapından farklı bir kirişin uzunluğunda olan 3 çubuk alıyor. Bu çubuklarla bir üçgen oluşturuyor. Serdar oluşturduğu üçgenle ilgili olarak demiş. ifadelerin hangileri doğrudur? Bir çember çizelim. Bir çap alalım. Bir tane de yarı uzunluğunda bir kiriş alıyorum arkadaşlar. Buradan aslında ben dik üçgen oluşturabilirim rahatlıkla. Çünkü burası 2R. Şurada R olduğunda 30-60-90 üçgeni buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kenarda ne olur? R köküç olur. Çaptan farklıdır. Yani dik üçgen olur. Şimdi geniş açılı üçgene bakıyorum önce. Geniş açılı üçgen de olabilir. Şöyle bir yarı uzunluğunda bir doğru parçası alırım. Ve şu şekilde bir geniş açılı üçgen oluşturabilirim. Diğer kenarda çaptan farklıdır arkadaşlar. Şuradaki açı da geniş açıdır. Bu da olabilir. Ancak ikiz kenar üçgen olma şansı yok arkadaşlar. Mesela burada önce alttaki üçgene bakın. Mesela ben buraya R yazsam. Yani R ile R'nin toplamı bakın. Burada çap nedir? 2R. Yani üçgen eşitsizliğini sağlamıyor zaten. Bunun R olma şansı yok. Yani ikiz kenar olma şansı yok. Ya da deseniz ki, hocam üst tarafta olmaz mı? Mesela r köküşteydi, bu r olabilir mi arkadaşlar? Bu sefer de 45-45-90 üçgen olması lazım. Ama şunun 60 derece olduğunu zaten görüyorsunuz, değil mi? Yani r uzunluğunda, yarıçap uzunluğunda bir kiriş alsanız, burada zaten eşkenar üçgen geliyor. Yani bunun 45 olma şansı yok. O yüzden bu r kökünün olduğu yerin r olma şansı yok. Yani ikiz kenar üçgen olamaz arkadaşlar. Cevabımız buradan 1 ve 3 olur. Bu soruda arkadaşlar ABC üçgeninin köşelerinin koordinatları ve K noktasının koordinatları verilmiş. ABC üçgenine eş olan KLM üçgeni oluşturulacaktır diyor. Burada L ve M noktaları aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar A şıkkını incelediğiniz zaman 6'ya 0 şu nokta 11'e 0'da şuradaki nokta arkadaşlar. Buraya L buraya M noktası dersek burada KLM üçgeni oluşturduğumuz zaman arkadaşlar hemen ABC ile karşılaştıralım. Burada LM uzunluğu 5 birim. Aynı şekilde BC uzunluğu 5 birim. Ve e, KL uzunluğu 3, 4, 5 üçgeni var. Bakın oradan 5 birim. Aynı şekilde AB uzunluğu 5 birim olduğunu ve KM uzunluğu da 2, 4, 2 kök 5. Yine aynı şekilde diğer tarafta da 2, 4, 2 kök 5 olduğunu bakın buradan görebiliyoruz. O zaman bu iki üçgenin karşılıklı bütün kenarları aynı. Bu iki üçgen eşittir diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana olur. Bir karınca arkadaşlar şekildeki ABCD dikdörtgenin A noktasından başlayıp ok yönünde dikdörtgenin kenarları üzerinde dolaşarak 257 birim yol alıyor ve P noktasında duruyor diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz çevre ne geliyor? 12 artı 8 çarpı 2'den 40 birim geliyor. Şimdi bu 257 birim yol almış. Yani her 40'ta zaten nereye gelecek? Yine başladığı A noktasına gelecek. O zaman siz 257'yi 40'a bölerek arkadaşlar kaç kaldığını bulursanız en son o nokta işte P noktası olacak arkadaşlar. 6 çarpı 40'tan 240 demek ki 17 birim daha gitmiş en son başlangıç noktasından sonra arkadaşlar. 12 birim burası zaten. 17 gideceği için 5 birim de burada gidecek arkadaşlar. Şurası olsun yaklaşık olarak 5. şu uzunlukta 5. O zaman AP uzunluğu arkadaşlar 5-12-13 üçgeninden 13 olur. Yani cevap denizdedir. Evet arkadaşlar burada iki farklı karton var. Biri pembe biri mavi. Bunların B köşesi ne yapmış? Çakışmış görüldüğü gibi. Şimdi bizden istenen de pembe karton alanın mavi karton alanına oranı. Şimdi arkadaşlar şöyle kenarları isimlendirelim. Şuraya A diyorum. Şuna B diyelim. Şuna da C diyelim. Şuradaki dik üçgenle şuradaki dik üçgeni kullanacağım arkadaşlar. Bakın şu açı alfa şu açı beta dersem köşe 90 zaten. O zaman diğer taraf alfa olur. Burada diğer taraf yine 90 olduğu için orası da beta olur arkadaşlar. Ve şurası da yine alfa olur. Alfayı biliyorsunuz 90'a tamamlayan beta ya da betayı 90'a tamamlayan alfadır. Burada iki tane benzer üçgen görüyoruz. Bakın şu üçgenler birbirine benzerdir. Taradığım üçgenlere dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar hemen aynı açıyı gören kenarları birbirine oranlayalım. Alfanın karşısı yukarıda A. Altta alfanın karşısında ne görüyorum? C görüyorum. 90'ın karşısında yukarıda B, altta 90'ın karşısında arkadaşlar. Bakın şu PB uzunluğu. PB uzunluğu kaç? DC 20 idi. O zaman AB de 24 burada olduğuna göre diğer tarafı 16 kalıyor. O zaman B bölü 16 diyorum. Burada arkadaşlar B çarpı C'yi 16 A olarak buluyorum. Benden istenen neydi? Ona bir bakalım. Pembenin alanı. O nedir arkadaşlar? Bir kenarı 20 bir kenarı A. Yani 20 çarpı A'nın mavi karton alanına oranı. Mavi kartonun bir kenarı arkadaşlar B, bir kenarı da C. Yani B çarpı C oranı isteniyor. Zaten ben B çarpı C'yi 16 bulmadım mı? Hemen yazalım. 20A bölü 16A cevaptır. Sadeleştirme mi yaparsam? Buradan arkadaşlar 5 bölü 4 gelir. O da nedir? 1,25 yani Bursa olur. Bu soruda arkadaşlar boyalı bir fayansı modelleyen yukarıdaki şekil hakkında şunlar bilinmektedir diyor. Fayans A üstü B üstü şeklinde devam ediyor arkadaşlar. F üstü altıgeni biçimindedir. Yani bütün olarak gördüğümüz şeklin tamamından bahsediyor. Ortadaki mavi bölgeyi sınırlayan çokgen düzgün altıgendir. Üç yeşil bölgeyi sınırlayan dörtgenler üç kenar uzunluğu eşit olan birer yamuktur. Buna göre fayansın alanı yani tüm gördüğümüz arkadaşlar alan, ortadaki mavi alanın yani düzgün altıgen alanın kaç katı olduğu bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar burada yamukların birinden başlayalım. Mesela D üstünden şöyle bir paralel çekelim. Paralel çektiğimiz zaman e, arkadaşlar bir eşkenar dörtgen bir tane de eşkenar üçgen geliyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz dış açılar düzgün altıgeninde 60'lar derecedir. Paralel çektik 60'ı yönleş olarak buraya taşıdık. Burada ne geldi arkadaşlar? Eşkenar üçgen çıktı zaten. Aynı şekilde zaten burada da biz paralel çektiğimiz için karşılık kenarlar eşit. Bakıyoruz orada eşkenar arkadaşlar ne çıktı? dörtgen çıktı. Onu da arkadaşlar şu şekilde parçalayıp orada da yine iki tane eşkenar üçgen daha çıkartırız. Yani toplamda üç tane eşkenar üçgen çıktı. Her bir alanına S yazalım. O zaman diğerleri de 3S olacaktır. Şimdi düzgün altıgende büyük köşegenleri çizersiniz. şu şekilde arkadaşlar altı tane eşkenar üçgen gelir. Ancak buradaki eşkenar üçgenle daha önce bulduğumuz eşkenar üçgenlerin e, kenarları arasında 1'e 2 oran var arkadaşlar. Mesela bunun bir kenarına A desem şu şekilde küçüklerin. O zaman büyüklerin bir kenarı arkadaşlar 2A oluyor. O zaman benzerlik oranı da burada 1/2'dir. bölü 2'dir. Alanları oranı da bunun karesidir. Yani 1'e 4'tür. Burada bir eşkenar üçgenin alanı yeşilden bahsediyorum. S ise o zaman mavide arkadaşlar bunun 4 katı 4S olacaktır her biri. Şöyle yazalım. O zaman arkadaşlar tüm şeklin alanına bakalım. Ortada 24 S var. Yeşillerde 3, 6, 9 S var. Bu tüm alan. Bölü ne demişti arkadaşlar? Düzgün altıgenin alanına oranı. Yani 24 S'e oranı. Buradan da arkadaşlar cevabın 33 bölü 24. Sadeleştirirsek 11 bölü 3'e bölüyorum arkadaşlar. 8 geldiğini buradan görebiliriz. Egemen birbirine eş olan 5 tane eşkenar dörtgeni kenarları çakışacak biçimde yan yana getiriyor. Ve elde ettiği şeklin 3 noktasını A, O, -OK K harfleriyle isimlendiriyor. Daha sonra bu şeklin içine ağırlık merkezi O noktası olan ABC eşkenar üçgenini çiziyor. Eşkenar üçgeninin BC kenarıyla OK doğru parçasının kesiştiği noktayı D harfiyle isimlendiriyor. Egemenin bu çizimine göre ODC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor arkadaşlar. Burada hemen şekli biraz büyütelim. Burada arkadaşlar eşkenar dörtgenleri köşelerindeki şu açıların aynı olduğunu biliyoruz. Hemen ne yapacağız? 360'ı 5'e bölerek 72 derece olduğunu her birini göreceğiz. Şimdi buradaki AO biliyorsunuz kenar orta ya da yükseklik ya da işte Aç ortak fark etmez. Zaten eşken üçgen, üçgen olduğu için arkadaşlar hepsi aynı doğrudur. Uzattığınızda arkadaşlar bu dik olacaktır değil mi? Aynı zamanda yükseklik olacaktır. A oyu uzattığınızda. Şimdi bakın isterseniz şuradaki üçgen ikiz kenar oluyor. Onu görün. Eğer bunu göremiyorsanız arkadaşlar şuradaki mesela sol taraftaki 72-72'yi görüyorsunuz. Şöyle aynı şekilde diğer tarafta 72-72'yi görüyorsunuz. Ve bu doğrusu olduğuna göre buradaki 72'nin de iki eş parçaya bölünmesi gerektiğini buradan görebilirsiniz. Ve oradan iki iç açının toplamı yani 90 artı 36 bana istenen açıyı veriyor. Yani cevabımız arkadaşlar 90 artı 36'dan 126 olur. 37'de arkadaşlar aşağıda A, B, C, D, E ve F harfleri ile isimlendirilmiş 6 eş daire diliminden oluşan daire biçimindeki bir çarkın başlangıç konumu verilmiştir. Bu çark merkezi etrafında önce saat yönünde 85 derece ardından saat yönünün tersi yönünde 205 derece döndürülüyor diyor. Arkadaşlar önce eksi 85 saat yönü biliyorsunuz negatif yöndür. Sonra diğer pozitif yön artı 205 derece. Yani bu arkadaşlar pozitif yönde 120 derece toplamda döndürülmüş oluyor diyelim. Buna göre son durumda F dilimi hangi dilimin başlangıçta bulunduğu konuma gelir? Burada 6 parça var. 360'ı 6'ya bölerseniz arkadaşlar her bir parça 60 derecelik dilime karşılık gelir. Yani arkadaşlar burada ne olacaktır? 2 defa yani 120 derece döndüreceğiz ya nereye ne tarafa saat yönünün tersinde yani pozitif yönde döndüreceğiz arkadaşlar. Bir 60 döndürürseniz F noktası yani F'nin olduğu bölge E'ye gelir. Bir de bir 60 daha, yani 120 döndürürseniz F'nin olduğu bölge arkadaşlar D'ye gelir. Yani cevabımız Denizli olur. Ayrıt uzunlukları 8 10 20 birim olan dikdörtgenler prizması biçiminde bir tahta blok veriliyor. Bu tahta bloktan uzunluğu 20 birim taban kenarları, 3 ve 4 birim olan dikdörtgenel prizması biçiminde küçük bir parça kesilip çıkarılır. Buna göre geriye kalan büyük parçanın yüzey alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Önce biz ilk verilen e, prizmanın yüzey alanını bulalım arkadaşlar. O da bütün yüzeylerden ikişer tane var. Karşılıklı yüzeyler eşit olduğu için hemen onları da şu şekilde yüzey alanlarını bulabiliriz arkadaşlar. A çarpı B yani hepsi birer dikdörtgendir biliyorsunuz. A çarpı C, B çarpı C şeklinde her birinin iki şartın olduğu için çarpı 2 bütün yüzeyin alanı bize verir. Bu da arkadaşlar mesela A8, B10 olsa ne olur? 80. İşte diğeri 160. Diğeri 20 ile 10'un çarpımı 200 gelir. Hepsini topladığımızda 2 ile de çarparsak 880 oluyor arkadaşlar. Bu ilk prizmanın yüzey alanı. Şimdi arkadaşlar burada bakın bu küçük olan prizma çıkarıldı. Eksilme nerede olur biliyor musunuz? Karşılıklı yüzler. Mesela şu şekilde gösterdiğim yüzler. İkisi de boş değil mi? İşte eksilme burada olur. Diğer yüzlerde eksilme olmaz. Çünkü gidenin yerine oradaki kalan yüzey geliyor zaten. O yüzden eksilme sadece arkadaşlar. Bunlar da zaten 3'e 4'tü. 3 çarpı 4'ten 2 tane. Yani 24 birim kare olur. Cevap da 880 eksi 24'ten 856 yani Ceyhan gelir. 39 arkadaşlar metalleri bir takım işlemler sonucu incelterek tel durumuna getirmeye haddeden geçirmek denir. Haddeden geçirilen metalin hacmi değişmez. Bir taban ayrıtı 50 santimetre kalınlığı 6 santimetre olan kare dik prizma biçimindeki bir metal levha haddeden geçirerek taban ayrıtları 3, 5 ve kalınlığı 2 santimetre olan dikdörtgen prizması biçimde tel çubuklar elde edilmiştir diyor. Bu işlem sonucunda kaç tane tel çubuk elde edilmiştir diyor. Arkadaşlar önce dik prizmanın hacmini bulalım. Yani hacimler değişmiyor burada. Hemen hacimde nedir o da? Taban alanı. Taban alanı a kare yani 50 çarpı 50'dir. Taban ayrıtı 50 cm diyor arkadaşlar. Yükseklikte 6 çarpı 6 bize hacmi verir. Dikdörtgen prizmasın hacmi de a çarpı b çarpı c yine taban alanı çarpı yüksekliktir. Yani 3 çarpı 5 çarpı 2'dir arkadaşlar. Buna böldüğümüz zaman kaç tane olduğunu direkt bulmuş oluruz arkadaşlar. Burada 5 çarpı 2 10 zaten. Şuradaki sıfırı atalım. 3 ile de 6'yı sadeleştirelim 2. Oradan arkadaşlar 2 çarpı 5 10. 50 ile çarparsak cevabın 500 geldiğini buradan görebiliriz. Yani Edirne olur. 40 metre çapı 3 birim ve yüksekliği 5 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki bir ruloyu 10 tam tur döndürerek odasındaki duvarın yarısını boyuyor. Buna göre Mete'nin boyadığı duvarın tamamının alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi biz burada önce bu silindirin yanal alanı bulacağız ki bir tam tur yaptığında ne kadarlık alanı boyadığını bulmamız lazım. Yanal alanda arkadaşlar yani yan yüzeyin alandan bahsediyorum. Nedir? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 2 pi r çarpı h diyoruz. O da arkadaşlar 2 pi çarpı r'miz burada. E, taban çapı 3 birim demiş ya de 3 bölü 2 olur. Yükseklikte arkadaşlar 5. Oradan arkadaşlar ne geliyor? 15 pi geliyor. Bu bir tam tur yaptığında. 10 tam tur yaptığında 150 pi'lik alan boyar. Bu da arkadaşlar duvarın yarısıymış. O zaman duvar bunun 2 katı olacak. Yani cevabımız 300 pi birim karedir arkadaşlar. Yani bursa olur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Fikirleriniz, görüşleriniz bizim için önemli. Yorumlarla bu görüşlerinizi bildirin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.